Değerli Avrasya Araştırma Enstitüsü dostları, COVID-19 salgını münasebetiyle Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak online seminerler serimize devam ediyoruz. Bugün de aramızda özellikle Avrasya bölgesinin tarihsel süreciyle alakalı önemli çalışmalarıyla öne çıkan bir ismini ağırlamaktayız. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum aramızda oldukları için bugün. Bize seminer vermeyi kabul ettikleri için. Profesör Doktor Gülcanat Kurmangaliyeva Ercilasun hocamız bizlerle birlikte. Kendisi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kuzeybatı yani Kazak Kırgız Türk Lehçeleri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve bugün bize özellikle Kırgızistan tarihinde 20. yüzyılı kısaca özetleyecek. Sözlü tarih verilerine göre Kırgızistan'daki 20. yüzyılda gerçekleşen önemli dönüşüm noktalarını kendisinden dinleyeceğiz. Tabii Kırgızistan gerçekten Orta Asya'nın ve yine Avrasya'nın çok önemli, belki daha fazla da çalışılması gereken ülkelerinden bir tanesi. Gerek bulunduğu konum, yani Orta Asya'nın Çin'le özellikle ve diğer doğudaki bölgelerle yakın ilişkisi ve sınırdaşlığı düşünüldüğünde çok önemli bir ülke. Aynı şekilde tabii Kırgızistan tarihinde de 20. yüzyıl dediğimizde herhalde en önemli dönüşümlerin yaşandığı, tarihin hızlandığı bir dönemi bize ifade ediyor. O günlerden bugüne çok önemli değişimler cereyan etti. Gerek Kırgızistan ve gerekse çevre coğrafyalarda. Bunlar nasıl bir sonuç doğurdu? Nasıl bir statüye evrildi bölge? Orta Asya'da Kırgızistan'ın önemi nedir? Ve bu önem gün geçtikçe yıllar içerisinde nasıl değişmiştir, gelişmiştir? Şeklinde hocam sorularımız var genel anlamda. Sizin arzu ederseniz konuşmanızı hemen takiben de belki birkaç soruyla soru-cevap bölümü de yapabiliriz. Buyursunlar hocam, ben sizi kürsüye davet ediyorum, online kürsümüze. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Hepinizi Ankara'dan saygı ve selamlıyorum. Elbette Kırgızistan'ın bugünkü durumunu anlamak için 20. yüzyılı anlamak çok önemli. Hala 20. yüzyılda yaşanmış olan önemli dönüm noktalarının, önemli olayların bir nevi sonuçlarını bugün de görmek mümkün. Ben özellikle elbette Kırgız tarihi en kadim tarihe sahip olan çok bütün belki tarihi mümkün değil. Hatta 20. yüzyılı bile bu kadar kısa zamanda anlamak mümkün değil ama ben daha çok sözlü tarih kaynaklarının ifade ettiklerine göre, onların anlattıklarına göre biraz değinmek istiyorum. 2007 yılından itibaren Kırgızistan'da biz iki tane sözlü tarih projesi gerçekleştirmiştik. Bir tanesi o sırada ben Manas Üniversitesi'nde Kırgızistan'da görev alırken Manas Üniversitesi, İstanbul'dan Maltepe Üniversitesi, TİKA, TRT gibi kurumların bir araya gelmesiyle ortak disiplinler arası bir projeydi. Burada hem iletişim hem tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler birçok disiplinler arkadaşlarla bir arada bulunduk ve ben de bu projede araştırmacılardan biriydim. Bir diğer proje ise Japonya'dan Tokyo ve Tsukuba Üniversitelerinin ile birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. Her iki sözlü tarih projesinde biz 70-75 yaş üzeri insanlarla görüştük. Dolayısıyla onlar 20. yüzyılı bizzat yaşamış olanlar. Elbette tarihi biz araştırırken birçok verilere bakarız. Hem arkeolojiye bakarız, hem arşiv kaynaklarına, verilerine vesaire ama sözlü tarih gerçekten bu anlamda özellikle 20. yüzyıl Sovyet dönemi yaşamış olan ülkeler için, halklar için oldukça önemli. Neden? Çünkü biliyorsunuz sosyalist dönemde belli başlı çerçevelerde yazılması gerektiği için esas biz daha çok halk nasıl yaşamış ve bunu halkın gözünden, bu dönemi yaşamış olanların gözünden vermeyi hedefledik. Onun için 20. yüzyılla ilgili ilk projede daha çok tarihi süreç nasıl geçmiş ve milli kimlik nasıl oluşmuş? Diğer ikinci Japonya ile olan projede de yaşayan tarihi nasıl olmuş? Halkın gözünden her ikisinde de onların anlatmalarıyla, röportajlar yaparak, sorular sorarak bu şekilde
kayıtta aldık, video kayıtlara. Sanırım Kırgızistan'ın 20. yüzyılına dair belki de en zengin arşiv belki de bizim projelerde bulunmaktadır. Çünkü yaklaşık iki projede 150'den fazla insanla görüştük ve bunları kaydettik, kayıt altına aldık, video kayıt. Burada şu açıdan da çok önemli, malumunuz bu insanlar birebir aramızdan ayrılıyorlar. Dolayısıyla olabildiğince kaydetmek, olabildiğince kayıt altına almak, onların bu yaşanmış olan hatıralarını mümkün olduğunca koruyabilmek için bu amaçla yola çıkmıştık. Gerçekten çok değerli bilgilere ulaşıldı. Şimdi bizim konuşmuş olduğumuz 75 yaş üzeri insanların hepsi örneğin Stalin dönemini hatırlıyorlar. Çocukluklarında Stalin döneminde onun politikalarını, onun nasıl günlük hayata, gündelik hayata nasıl yansıdığını hatırlıyorlar. Dolayısıyla Stalin'den itibaren bugüne kadar olan bütün bu liderleri onların gözünden aktarabiliyorlardı. Evet, 20. yüzyıl Kırgızistan tarihinde 1916 olayları, Ürkün olayları çok önemli. Ancak Ürkün'ü bizim görüşmecilerimiz ancak anne babalarından duyduğu kadar hatırlıyorlardı. Biz ona hani dolaylı veri diyoruz. Dolayısıyla hani bu konuşmamda belki ona girmeden direkt onların bizzat anlattıklarını anlatsam bile 20. yüzyılla ilgili birçok dönüşüm noktası ve dönüm noktasından bahsedebiliriz. Çok önemli Kırgızistan tarihinde aslında yazılı tarihte çok fazla yer almayan konulardan bir tanesi açlık konusuydu. Kazakistan tarihinde açlık konusu çok önemli ve işleniyor. Ancak Kırgızistan tarihinde yazılı tarihte çok fazla yer almayan bir konu. Ancak bizim biz Kırgızistan'ın 7 tane 7 il var. Bütün ilde ve başkentte görüşmeler yaptık. Batken dışında, Batken'e gitmek zordu. Onun dışında Batken'den gelerek, Bişkek'e gelerek ama sonuçta oradan da görüşmeciler vardı. Hem 7 bütün Kırgızistan her tarafından 7 ilden ve başkentte görüşmeler yapıldığı zaman bu insanlar hepsi açlığı hatırlıyorlardı. Dolayısıyla hem 1920'li, 21'li, daha sonra 31-33 yıllarında Kırgızistan'da da çok muazzam boyutta açlık yaşanmış. Ve bazı Kırgız tarih kitaplarında sadece kuzey bölgelerde olduğuna dair bilgiler de yazılmakta ama bizim görüştüğümüz görüşmeciler örneğin Jalalabad'da, Fergana Vadisi'nde bile önemli boyutta açlığın yaşandığından bahsediyorlardı. Ve nasıl Kazakistan tarihinde işte yol boyu ölüler var, cesetler var, birbirini gömecek durumda değildi şeklinde verilere rastlıyorsa Kırgızistan tarihinde de sözlü tarihte buna benzer konular aktarıldı. Jalalabad'da, Narın'da, Talas'ta ve diğer yerlerde çok fazla sayıda cesetlerin olduğu ve bunları her sabah bir kamyon topluyordu, başka bir yere götürüp atıyordu ama her gün bu kadar ceset olabiliyordu şeklinde açlıktan, kıtlıktan bahsedildi. Kırgızistan tarihi için belki Kırgızistan tarihine özgü olan bir olay bu kolektifleştirme sonrasında Kırgızistan'dan önemli yerel yöneticilerin ve mal özellikle hayvan sahibi çok sürülere sahip olan kimselerin Ukrayna'ya sürülmesi olayı vardır. Ve şu da çok ilginç. Ukrayna'ya götürüle ve sonra bağımsızlıktan sonra Kırgızistan'a dönen belli bir grup vardı. Oradan bazı insanlarla görüşmeler yaptık. Hani onlar nasıl gittiler? Gittikleri zaman çok küçük ama oraya gittikten sonra nasıl yerleştirildiler? Ukrayna'da işte bir yerde olmaya dikkat etmişler. Bir kasaba gibi. Birkaç tane sokak sadece Kırgızların yaşadığı sokaklar varmış. Ve şu da çok ilginç. Şöyle düşünün, Kırgızistan'da varlıklı, kimileri yerel yönetici, kimileri işte mal mülk sahibi. Fakat oraya gittiği zaman neredeyse evet böyle kıt kanaat zor geçiniyorlar. Çocukları da yatılı okula alıyorlar. Ve belki isim vermemde, hani sözlü tarihte biz genelde çok isim vermemeye dikkat ederiz etik açıdan. Şimdi rahmetli olduğu için belki paylaşmamda sakınca yoktur. Sonradan çok önemli konumlara gelmiş olan bir orkestra şefi var. Kırgız şimdi işte rahmetli oldu dediğim gibi çok meşhur orkestra şefi, dirijör. Aynı şekilde ailesi Ukrayna'ya götürülüyor. Sonra yatılı okula alınıyor. Yatılı okulda eğitim görmüş. Sonra ancak bağımsızlıktan sonra dönebilmiş. Şimdi görüşme sırasında şöyle çok ilginç bir ifadesi oldu.
Ben dedi ıslak yemi dedi birkaç defa gördüm dedi. Şimdi hani düşünüyorum ıslak yem derken kiminden bahsediyor diye. Neden sonra anladım ki Stalinciğimi. Ama onu hani ıslak yem sanki böyle çok yakın büyük bir saygıyla ıslak yemi ben birkaç defa gördüm. Hani anlayana kadar o sırada kim ne olabilir diye düşünüyorum görüşme sırasında. Sebebi de tabii yatılı okulda okuyunca mesela Stalin'e karşı müthiş bir hayranlık besliyor. Ama diğer taraftan da ailesinin bu duruma düşmesinin mimarı kim? Bu politikanın mimarı kim? İşte burada böyle değişik paradokslar da görebiliyorsunuz. Zaten Stalin onun dönemi, onun politikası, sözlü tarih görüşmelerinde çok değişik, çok acayip bir rolü var. Mesela Stalin'in ölümü çok ayrı, şimdi birazdan geleceğim ona. Savaş yıllarını anlatırken de, evet savaş yıllarını da 1941-45 yılları Kırgızistan tarihi için yine çok önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Burada da aslında bu yükün, bu ağırlığın kadınların üzerinde olduğunu, yani geride kalanlara, savaş dışında, cephe dışında olanlarda, bunlar gerçekten bu insanların gözüyle yaşanmış hatıralarla yaşayabiliyorsunuz adeta. Şimdi bizim görüşmecilerimizin çoğu sırada tabii çocuk. Kimisi diyor ki ben işte 10 yaşındaydım, beni bir tane öküze bindirirlerdi. İşte şeyde o zaman tarım yapmaya çalışıyorlar ama işte 4 yaşında olanı var, beni düşmeyelim diye öküze bağlarlardı ve öküzün arkasına pulluk koyarlardı. İşte o şekilde buğday almaya çalışıyor vesaire. Hayatın ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz. Ya da kimileri diyor ki işte biz çorap örerdik, eldiven örerdik, kendimizden de arttırarak da olsa işte yumurta toplardık, tereyağı alırdık, et vesaire, bütün bunları savaş vergisi diye gönderirdik. İşte bunun dışında gündüz çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk ama geceleri de çorap ve atkı, bere, kaşkol, o tür şeyler örerek bunları askerlerimize gönderirdik gibi. Gerçekten savaş dönemindeki o insanların hatıraları, çocuk, kadın, bunları ancak hani sözlü tarih çalışmaları sırasında çok yakından görebiliyorsunuz. Dediğim gibi hani konu çok, ben böyle zamanın dar olmasına bağlı böyle yetiştirebilmek için biraz hızlı gidiyorum. Stalin'in rolüne üzerinde durmak istiyorum. Stalin'in ölümü de hepsi hatırlıyorlardı. İstisnasız bütün görüşmecilerimiz Stalin'in ölümünü hatırlıyor musunuz dediğimiz zaman hatırlıyorlardı. Peki yani nasıl hissettiniz, neler yaptınız? Neredeyse hani tamamına yakını ağladıklarını söylüyorlardı işte. Peki bir şey, hani ne hissettiniz o sırada? İşte herkes ağlıyordu. Öğretmenlerimiz ağlıyordu. Anne babamız ağlıyordu. Küçük olanlar, daha büyük olanlar, çalışma çağında olanlar ise bir öğretmen hanım vardı. O zamanlar tabii öğretmen, sonradan emekli. Şimdi bilmiyorum hayattan mı değil mi? Şimdi onun anlattıklarından bazı böyle ilginç enstantiler vermek istiyorum. Dedi ki radyodan Stalin'in ölümünü duydum dedi. Eve geldim, eşime söyledim dedi. Eşim bana sakın bunu kimseye söyleme. Senin ağzından bu şey çıkmasın. Çünkü hasbel kader yanlış olur, yarın senin kellen gider dedi diyor. Ondan sonra okula gittim, bir şey söylemedim duyduğumu diyor. Ve ancak okulda müdürden duyduktan sonra ben tamam hani o zaman ancak söyleyebildim. Hani bir nevi bir korku imparatorluğu, bunu da görebiliyorsunuz. Duyduğu, radyodan duyduğu haberi bile bir başkasına söylemeye korkuyor. Çünkü ya yanlış çıkarsa diye. Sonra bundan sonrası daha da ilginç. Öğretmen hanımın anlattığı. Şimdi Stalin 1953 yılında 5 Mart'ta vefat ediyor, ölüyor. Ve diyor ki tamam Stalin öldü. İşte ertesi gün ağladık ettik. İşte okulda mitingler yapıldı. Ona benzer toplantı oldu. Herkes yaslı. Ama diyor 8 Mart yaklaşıyor diyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diyor ve biz bunu kutlamamız lazım. Yani bu da bir paradoks o anlamda. Sonra akşamında biz bunu kutlamak istiyoruz öğretmenler diyor. Ama bir taraftan da çok korkuyoruz. Nasıl yapalım? Bir eve toplandık diyor. Kapıyı içeriden kilitledik diyor. Pencerelerden ışık süzmesin, gitmesin diye battaniyeleri aldık. Şeyleri pencerelerin üstüne örttük diyor. Ve akşamında da biz diyor 8 Mart'ı kutladık diyor. Yani bu anlamda da gerçekten böyle paradoks, hani ağladık ama mecbur olarak, bir nevi mecbur olarak, çünkü herkes ağladı. Küçük çocuklar, öğrenci olanlar o sırada öğretmenleri ağladığı için ağlıyor ya da diğerleri hani gündüz gereğini yerine getiriyor ama akşamında da eğlenmekten vazgeçmiyorlar.
bu anlamda da çok ilginç. Yani Stalin'in rolü başında bu konuda sözlü tarih konusunda gerçekten çok değişik. Hani bir nevi savaşta zafere ulaşmış olmayı Stalin'in şahsiyetini bağlayan ya da onun işte sanayileşmeye bir takım ekonomik gelişmeleri Stalin'e bağlayanlar da var. Diğer taraftan ailesi sürülmesine rağmen istakem diye konuşan şahıslar da var. Ve Stalin'in ölümü de dediğim gibi çok değişik böyle paradoksları belirtiyor. Sonra yine Stalin ölümünden bir başka örnek vereyim ama bu Kazakistan'da çalışmış, yapılmış olan bir çalışmadaydı. Hiç yine aklımdan çıkmayan örneklerden bir tanesi. Biz de o sırada öğrenciydik dedi. Kafamızı şöyle dedi sıraya gömdük, ağlıyoruz dedi. Şöyle oturuyoruz, ara sıra dedi kafamı kaldırıp dedi bakıyorum dedi. Ağlamalar kesilmiş mi? İşte başkaları kafasını kaldırmış mı diye. Onlar ağlamaya devam ediyor. Ben de tekrar diyor kafamı gömüyorum sıraya diye böyle ağlıyorum. Hani bu örnekleri gerçekten o kadar çarpıcı ki bunu dediğim gibi ancak sözlü tarih dönemi yaşayanların anlatımından bunu görebiliyoruz. Yine Kırgızistan tarihinde önemli dönüm noktalarından bir tanesi işte savaştan sonraki yıllar ve hem ekonomik kalkınma ve toparlanma yılları, bununla birlikte kültürel gelişim. Biraz da tabii bu yılları anlatırken ve Brejnev dönemine doğru gelirken arada değişik, yani Hruşçov dönemini de şöyle ilginç anlatıyorlar. Aslında buna benzer dörtlü Kazakistan'da da yazılmıştı, Kırgızistan'da da vardı. İşte Malenkov Bergenbayt aldı, Hruşçov gelip Kayra aldı. İşte bunun aynı olduğunu görebiliyoruz. Kazakistan'daki dörtlüğün devamı ile Kırgızistan'da hafif farklar var ama bunun bu kadar yaygın olması da çok ilginç. Hani hem Kazakistan'da hem Kırgızistan'da benzer bir şekilde halkın ağzında yaşamış olan böyle dönemi anlatan işte Hruşçov zamanında sonrasında neler oldu gibi. Sonraki yıllarda ise Brejnev dönemi ise Kırgızistan'da ve aslında Kazakistan'da da benzer şeyler söylenmişti. Aslında biz ne kadar o zaman rahatmışız. Biz aslında komünizme o dönem ulaşmışız da farkında değilmişiz. Meğersem geçmişiz gibi buna benzer değerlendirmeler geliyordu. Bir tabii şunu da anlamak mümkün. Bu yıllara yoğun bir özlem ve nostalji duygusunu da anlamak mümkün. Çünkü bizim görüşmeler yaptığımız zaman 2007'den 2012'ye kadar olan yıllar. Hani görüşmecilerimiz artık kimisi 80'inde, kimisi daha da fazla. Artık yaşlanmış olmaları. Yani biraz böyle gençlik dönemi olan nostalji de işin içine giriyor. Çünkü o zamanlar sağlıklıydılar, çalışıyorlardı. Kendileri aktif olarak hayatın içinde rol alabiliyorlardı vesaire. Bu tür nostalji unsurlarında, faktörlerinde anlamak mümkün. Kimileri de işte eski döneme yönelik özlemlerini diyorlar ki hani fiyatlar fix olurdu neredeyse. İşte yılda iki defa indirim yapılırdı. Şimdiki gibi yani serbest piyasaya çok da alışamadığı, bu yaş grubunun çok da alışamadığını ve gençlik dönemlerini böyle bir nostaljiyle anlatmalarını anlayabiliyoruz. Yine Kırgızistan tarihi için özellikle sözlü tarih verilerinden biraz sosyal yönlerinden de bazı işte kimlik, aidiyet o konulardan da bahsetmek istiyorum. Evet, Sovyet insanı yaratma bu mesela politikanın bir alt ayaklarından bir tanesi, din konusuna da biraz değinmek istiyorum. Dinle ilgili işte gençliklerinde yoğun olarak devletin de politikası gereği biraz işte nasıl ateist olduklarını, ailelerine, kendi anne babalarına karşı nasıl baskı yapıldığını anlatanlar oluyordu. Mesela bizim görüşmecilerimizden bir tanesi o sırada Sovyet döneminde okulda müdür olarak çalışıyor ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir komisyon geliyor, evine geliyor. Ve aslında daha sonra anladım ki diyor bir nevi kontrol amaçlıymış diyor. Benim babam mesela namaz kılardı diyor. Babamın kitapları vardı diyor. Sonrasında beni diyor toplantıya aldılar ve azarladılar. İşte sen nasıl müdürsün, senin evinde baban böyle böyle işte Arapça yazılı kitaplar nasıl bulundurur gibi.
Ve babamın namaz kılmaması için ben baskı yaptım diyor. Ama yıllar sonra baktığım zaman işte baktım hani şu anda diyor ben pişmanım. Buna benzer çok cevap oluyordu. Ve bize diyor büyüklerimiz şöyle söylerlerdi diyor. O zaman kendi gençliğiyle şimdiki düşüncesi arasında söylüyor. Gençliğimizde bize anne babalarımız din üzülbüt süzülüt derlerdi diyor. Yani zayıflar ama hiçbir zaman kesilmez, kesintiye uğramaz, bitmez derlerdi. Biz de o zamanki diyor işte okuduğumuz kitapların, romanların tesirleriyle ve aldığımız o eğitimle hani nerede kesilmiyor işte kesildi bile derdi diyor. Ama şu anda diyor bundan dolayı şimdi baktığım zaman mesela buna benzer çok pişmanlık ifade eden kelimeler sarf ettikleri oluyorlardı. Dolayısıyla din konusu da onların döneminde, Sovyet döneminde aslında hani her ne kadar devlet propagandası ateizm de olsa Kırgızistan'da %100 bunun bitmediğini, bir şekilde yaşamaya devam ettiğini buna dair çok veriler almıştık. Din konusu da ilginç. İşte böyle dediğim gibi aidiyet, onların çalışma dönemi, eğitim fırsatlarından çok bahseden oluyordu. Bir anlamda onun için kendilerini çok şanslı hissediyorlardı. Bize eğitim imkanı sunuldu. Biz işte okuyabildik, eğitim alabildik, çalışabildik. Dediğim gibi burada hem gençlik dönemlerine olan nostalji ile birlikte ama bir taraftan da eğitim fırsatlarının ne kadar iyi olduğunu dile getiriyorlardı. Böylelikle Kırgızistan tarihindeki sözlü tarih verilerine göre önemli. Yani burada hani kitaptaki gibi değil de daha çok sözlü tarih verilerine göre bakacak olursak açlık kıtlık yıllarını Kırgızistan için Ukrayna'ya sürülen grup. Ondan sonra çoğu represya döneminde sadece şeyi anlattılar. İşte akrabalarımdan giden oldu şeklinde ama o ailelerinden çok yakın olanlardan kimse yoktu. 41-45 yıllarını, savaş yıllarını özellikle ne kadar zor olduğu, nasıl yaşadıklarını anlatanlar oldu. 1953'teki Stalin'in ölümü, o olay hepsinin, neredeyse herkesin hafızasında çok canlı bir şekilde kalmış. Sonraki yıllar, işte kültürel ve ekonomik gelişim yılları, Brejnev yılları gibi önemli dönüm noktalarından bahsetmek mümkündür. Dediğim gibi konu çok, belki bunların her biriyle ilgili konuşacak çok şey var ama kısaca ben böyle bir resmini bu şekilde çizmek istedim. Sözlü tarih verilerine göre 20. yüzyıl Kırgızistan tarihi. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten çok kısa sürede, çok veciz bir şekilde bizi aydınlattınız. Çok değerli bir sunum oldu, ben öyle düşünüyorum. Yani dediğiniz şeyler gerçekten hemen hemen herhalde bütün Orta Asya'ya, Türk dünyasına hatta ortak olan hususlar. Tabii sözlü tarihin çok avantajları olduğunu gördük sizin anlatımınızdan. Özellikle korkunun, baskının, o represya dedikleri son derece katı istibdat yönetimlerinde sözlü veriler, sözlü tarih verileriyle belli şeylerin sonradan yazıya geçirilebileceğini gerçekten çok güzel ifade ettiniz. Özellikle tabii yani otoriter ve totaliter rejimlerde sözlü verilerin rolü çok çok fazla. Tabii bunlarda hata payı da belki olabilir hocam, değil mi? Yani abartı olabilir veya şey olabilir, onları da muhakkak siz çapraz şeylerle çek ederek yani teyit ederek. Biz çoğu zaman dediğim gibi bunu bir alternatif ve yardımcı işte bilim dalı olarak yararlanıyoruz ya da tamamlayıcı olarak. Ama dediğim gibi sizin de dediğiniz gibi işte totaliter rejimlerde bu daha önemli oluyor. Daha fazla önemli hale gelmiş oluyor. Burada tabii anlattıklarımın çoğu hani daha doğrusu bir sonuca ya da bir işte tüme varmak için en az 3-4 kişinin benzer şey söylemiş olmasına dikkat ediyoruz. Yoksa hani tek bir kişinin söylediğinden buradan genellikle gitmiyoruz. Yani en az 3-4 kişinin de benzer şeyler görmesi. Mesela bu açlıkla ilgili şeylerde de bu konu üzerinden çok düşündük. Neden bu resmi tarihe çok fazla yansımamış? Ama baktığımız zaman Kırgızistan'ın bütün genelinde buna benzer şeyler çok fazla söylendi.
Dolayısıyla belki bunu da burada ama veri ya da bilgi eksikliğinden değil, daha çok belki yine dönemin politikası gereği bu konu tarih kitaplarında yer almamıştır diye. Çünkü örneğin görüşmecilerimiz bu açlık döneminde yedikleri bir ottan da bahsediyorlardı. Algı diye bir ot yiyorduk. Hiçbir şey bulamadığımız zaman soğangillerden bunu yedik, dağlara çıkardık, bunu yedik. Onun kökünü fazla yediği zaman şişkinlik de yapabiliyor. Bazıları fazla tüketmekten dolayı, ondan dolayı da hayatlarını kaybedebiliyorlar gibi. Ve dediğim gibi bu mesele Kırgızistan'ın sadece kuzey bölgelerinde değil, güneyde de hani yere toprak, yere tohum atsanız biter dediğiniz Fergana Vadisi. Bu kadar verimli olan Fergana Vadisi'nde bile Celalabad'da, Uş'ta buna benzer verilerin görülmüş olması gerçekten çok ilginç. Dolayısıyla burada sözlü tarihten yararlanarak aslında hala tarihte bizim tamamlamamız gereken, yazılması gereken, eklenmesi gereken çok konu var. Dolayısıyla yazılmış olan tarih tamamen bitmiş ve yazılmış tarih diyemeyiz. Dolayısıyla evet, bu verilerin her biri belki çok önemli ama dediğim gibi en az 3-4 kişide olmasına, daha fazla yerde söylenmiş olmasına dikkat ediyoruz. Şunu da dikkate alıyoruz. Acaba hani şimdi buna mesela hafızanın modifiye edilmesi gibi bir tabir kullanılıyor. Diyelim ki o zamanki hatırladığı şeyi bugün acaba aynı şekilde hatırlıyor mu? Sonuçta hafızayı beşer. Yani belki insan unutur bazı yerlerini. Belki bugünün penceresinden baktığı zaman farklı anlatabilir. Bunları da göz önünde bulunduruyoruz. Bunlar da sözlü tarihin belki ne diyelim hani kısıtlanmaları belki. Fakat şu da var. Şimdi bazen de şöyle bir şey oluyor. Arşiv belgesi bulduğumuz zaman arşiv belgesini çoğumuz böyle sorgulamıyoruz. Bir arşiv belgesi bulduğumuz zaman, onu çalışmamızda kullandığımız zaman buna çok önemli, yani çok değer veriyoruz. Ama şöyle düşünelim, arşiv belgesini kim yazdı? Onu da insanlar yazdı. Dolayısıyla orada da hata payı olabilir, orada da abartma olabilir, orada da yanlı bir şekilde yaklaşım olabilir. Ya da orada da bir sipariş üzerine de bir çerçeveye yönelik olarak da yazılmış olabilir. Dolayısıyla arşiv belgesini de bu şekilde sorgulamak lazım. Sadece sözlü tarih verilerini değil, arşiv belgelerine de bu şekilde dikkatli davranılması, yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, gerçekten hocam doğru. Yani tarihte metodolojinin önemi de buradan ortaya çıkıyor. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi yazan yapana sadık kalmazsa bir şekilde veya kalamazsa diyelim, niyeti halis bile olsa, o zaman bu tarih bambaşka bir mahiyet alır diyor. O günlere baktığımızda hocam, herhalde bugün insani güvenlik olarak bizim adlandırdığımız ve iki boyutta şekillendirilen, yani bu freedom from fear dedikleri, yani korkudan azade olmak, bir de freedom from want, istekten azade olmak. Yani en azından karnını doyurabilmek, barınağa sahip olabilmek ve giysisinin olması gibi çok temel ihtiyaçlar. O günlerde bunların Fergana Vadisi'nde bile ihtiyaçlar bağlamında karşılanamadığını ve o korkunun tüm Orta Asya'ya ve tüm hatta Sovyetler Birliği'ne yayıldığını görüyoruz. Ve ben tabii bunları dinleyince bu insanların en iyi diyebileceğimiz dönemi de gördüklerini, yani Sovyetler döneminde işte fiyatların sabit olduğu, maaşlarıyla bütün imkanlarının, devlet imkanlarının pek çoğunun ücretsiz olarak sunulduğu iyi denilebilecek bir düzeni gördüklerini, ama aynı zamanda en zor dönemi de gördüklerini. Sovyetlerin yıkılmasının hemen arkasından yaşanan sıkıntılar malumumuz. Yani ve bunu da en kısa sürede gören bir nesil oldu. Yani en iyi, en zor ve en kısa sürede. Çünkü bu tip marjinal durumlar tarihsel süreçte çok uzunca sürelerde ancak gerçekleşebilen şeyler. Ama bu nesil adeta bir laboratuvara konmuş gibi bu şekilde zikzaklarla, yani büyük dramatize edici olaylarla hayatını geçirmiş. O açıdan gerçekten herhalde onlara çok çok değer verilmesi de gerekiyor. Yani insani açıdan da onların yaşadıklarının anlamlandırılması, onların sosyopsikolojilerinin daha yerli yerine oturtulması gerekiyor. Savaş da yaşamışlar. Yani en zorluklar gerçekten savaş, kıtlık, açlık seviyesinde ve siyasal baskı. Yani bundan öte zaten ne olabilir diye insan düşünüyor.
ve Kırgızistan'ın da tabii görece bölgedeki küçük ülkelerden birisi olması belki yaşadığı travmaların da belki biraz daha az yazılmasına neden olmuş zaman içerisinde. Ama sanırım dediğiniz gibi çok daha fazla bunlar yazıya geçirilmeli hocam. Yani tabii giderek o dönemi yaşayanların sayısı da tahmin ediyorum azalıyor. Ama günümüzün imkanlarıyla işte belki böyle online vesaire veya dijital kayıt imkanlarıyla onların hafızaları olabildiğince kalıcı hale getirilebilmeli diye düşünüyorum. Daha fazla dediğiniz gibi yeni gerçeklikler de keşfedilebilir. Bunların tabii ki çek edilmesi, yine arşiv belgelerinin bile çek edilmesinden bahsettiniz. Bunlar da gerekli. Yani bir dönem yavaş yavaş kapanıyor çünkü. Ondan önce bütün bu bilgileri derlemek lazım herhalde. Kesinlikle haklısınız hocam. İşte dediğim gibi 2007'de biz derlemeye başlamıştık ve 2008 yılında da bir belgesel film çekmiştik aynı zamanda. Dediğim gibi bu disiplinler arası bir çalışmaydı. İletişimci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız 20. yüzyılda Kırgız milli kimliğin oluşumu diye hem 30 dakikalık kısa versiyonu hem 90 dakikalık uzun versiyonu bir belgesel film çektik bu sözlü tarih verilerinde. Ve düşünün 2007'de başladık, 2008'de yazın bu gösterildi. O zamanki Kültür Bakanı Kırgızistan'ın filmi gördüğü zaman destek verdi ve Filarmonya binasında büyük bir galası yapıldı. Ve bu görüşmecilerimiz de o şeyde filmde onların da konuşmalarına, kimin konuşmasına yer verildiyse hepsini tekrar arayıp hani şeye belgeselin galasına davet ediyoruz. İşte arıyorum ve inanır mısınız o zaman ilk aşamada 75 kişiyle görüştüysek şimdi yüzdesini hatırlamayacağım ama bayağı birçoğu o zaman bile hayatını kaybetmişti bir yıl içerisinde. Bir yıl içerisinde geri dönüp hani şöyle filme buyurun dediğimiz zaman birçoğu yoktu. Dolayısıyla hakikaten bu çok hızlı yapılması gereken bir şeydi. Sonrasında görüştüklerimizde bir de şuna da dikkat ettik. Hem her bölgeden olması, her meslek sahibinden olması, kadın erkek eşitliği bu proje sırasında. Her meslekten olması, işte içinde ünlü olanlar var ve her meslekten olduğu için kolhozda çalışandan, aşçıdan, şoförden başlayarak hani dediğim gibi çok meşhur insanlara kadar. Şimdi sonraki dönemlerde tabii meşhur olanlardan hayatını kaybettiği zaman bunu basından görebiliyorum. Ha işte bu insanla da görüşmüştük, onunla da kayıtları var gibi. Şimdi meşhur yazarlar var, şairler var, devlet adamları, büyükelçi olan var, bakan olan var, öğretim üyesi. Onları hani görebiliyorduk ama sıradan insanlar ne oldu onları tabii bilmiyoruz aradan çok zaman geçince. Gerçekten her biri birer önemli hazine gibiydi. Dolayısıyla bir ölçüde hani az da olsa kayıt yapabildiğimiz için kendimizi o anlamda şanslı görüyorum. Bununla ilgili çok çalışmalarımız oldu. Hem bu Japonya projesinin sonucunda şeyden New York'tan çıkan bir kitabımız oldu. Birçok makalede, kitaplarda değerledik ama hani olabildiğince bunu işledik daha doğrusu. Olabildiğince bunu daha da fazla araştırılması gerektiği, sözlü tarih yöntemine başvurulması gerektiğine inanıyorum. Gerçekten hocam çok değerli. Yani adeta yaşayan tarihi siz çalışmışsınız. Ve yaptığınız dönemden herhalde 10 yıl sonra bunu yapalım deseydiniz, 2018'de mesela, çok çok da daha az veri toplayabilecek duruma gelecekti. Zamanlaması da çok hayati olmuş bence o anlamda. Gerçekten tebrik ediyoruz. Çok değerli bir çalışma. Sorular varsa onları alabiliriz izleyicilerimizden. Değil mi hocam? Müsait. Tabii. Hocam sorabilir miyiz? Tabii ki buyurun. Hocam Muğla Osman Üniversitesi doktor öğrencisi Kutlukcan Sultanbekov. Buyurun. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yaptığınız için konuşmadan dolayı. Hocam benim şöyle bir sorum olacak. Şimdi bu anlattığınız 20. yüzyılda belki bu mesela işte göç edenlerin olsun ya da o dönemde yaşayanların bir hatırat yazanları olmuş mu? Yani aydınlarından hatıratlar veya günlük gibi yazanları olmuş mu? Bir de bu işte o dediklerinizden ağız araştırmaları yapılmış mı? Ben daha çok Türk Dili Edebiyatı bölümü olduğu için yani ağız araştırmaları olmuş mudur?
Bir diğer soru yazılı kaynakla ilgili soracağım. Yani biraz alakasız olabilir hocam. Kırgızcanın özelliklerini gösteren ilk mesela Arap harfleri ile yazılan eserleri söyleyebilir misiniz? Çok sevinirim hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim sorunuz için. Önce ilk sorumuzdan başlayayım. İşte bu yaşayanlardan günlük vesaire hatıratlarını yayınlayanlar olmuş mu diye. Bu sözlü tarih çalışması sırasında genel olarak biz sadece o röportajla yetinmeyiz. Her kişiye, her röportaja en az 3-4 saat gidiyor. Çünkü yaklaşık 2-3 saat konuşuyorsunuz. İşte ısınma dediğimiz dönem oluyor. Sonra genel hani biraz hayat hikayesi, sonra sorularınızı ve bu soruların, bu sözlü tarih projesinin, daha doğrusu çalışmasının yöntemlerinden bir tanesi. Manipüle etmeyeceksiniz, tarafsız bir şekilde bilgi alıyorsunuz vesaire. Bütün bu röportajlar bittikten sonra dönemle ilgili anlattığı, mesela diyelim ki nerede eğitim gördü vesaire, bununla ilgili belgeleri varsa, fotoğraflar varsa bunların resmi çekilir. Hele belgesel düşünüldüğü için bunlar oldukça önemlidir. Fotoğraflar çekilir, belgeleri, sertifikaları varsa, madalyası varsa, eğer kitabı yayımlanmışsa vesaire. Bazı tabii geniş bir kitleden bahsettiğim için 150'ye yakın, Kırgızistan'da 150'ye yakın görüşme gerçekleştirdiğimiz için belki daha fazla. Onların içinde yayınlamış olanlar, çalışmalarını, hatıralarını yayınlamış olanlar da var. Hiç yayınlamamış ve sadece o an ilk defa paylaşıyorum diyenler de oldu. Dolayısıyla burada kitabı olan da var elimizde, bazı diğer belgeleri olmayanlar da var. Diğeri ağız araştırmaları yapıldı mı diye. Evet, bunu ilk videoya, kayıtları alırken aslında şunu da düşündük. Disiplinler arası bir çalışma ama bunu ileride ağız araştırması içinde kullanılabilir diye düşündük. Fakat biz şimdi bu video kayıtlarını olduğu gibi bir yerde yayınlamıyoruz henüz, yayınlamadık. Aslında bir site yapıp onu olduğu gibi, deşifresi de var onların, konuşmaların deşifresi de var. Yani deşifresiyle de konabilir mi diye. Ancak bazılarından işte o sırada yayınlaması için kendi ona ne razı ve rıza olduğuna, razılığına beyan almak lazım. Bazılarında öyle işte zaten hayatını kaybedenler oldu. Kimilerinin işte o beyanı eksik olduğu için bunu olduğu gibi koymadık. Ama ağız araştırmalarında çalışılabilir diye düşündük. Çünkü sadece aslında ağız ya da dil edebiyat çalışanlar değil, bunu birçok yönden bakılabilir. Diyelim ki sosyologlar farklı bakabilir buna, antropologlar bakabilir diye, disiplinler arası çalışmalara konu olabilir diye düşündük. Fakat işte bu bazı etik meselelerden dolayı bunu olduğu gibi koymadık. Ancak şu anda şöyle bir çalışma düşünüyoruz, onun da o zaman müjdesini vermiş olayım. Türkçe olarak her iki proje için ayrı iki cilt düşünüyoruz. Ve bununla ilgili çalışılmış olan makaleleri koyarak arkasına bazı deşifre metinlerini koyalım, seçmece olarak koyalım diye. Çünkü bildiğiniz gibi değil, çok fazla tutuyor. Her insanla dediğim gibi görüşme 2-3 saat tutabiliyor ve deşifresi 20 sayfa kadar tutabiliyor. 15-20 hatta daha fazla olan var. Dolayısıyla ancak seçmece koyabiliriz, yoksa hani ciltlerce olur, bu çok fazla olur. Bir böyle çalışma başladık. Türkiye'de yayınlanacak. Önce makaleler, arkasından deşifreler. Diğer sorunuzu da Kırgızca, Arap. Bunu ben özel olarak, ben sizi tanıyorum, özel olarak cevaplayayım daha sonra. Teşekkür ederim. Tamam hocam, çok teşekkürler. Sağ olun. Sözü alabilir miyim hocam? Teşekkür ediyoruz. Tabii, buyurun. Kurmetli Apay Agay, sarımetsiz bir söz verdiğiniz için rahmet. Hocam benim bir sorum olacak size. Stalin represiyası dönemi, İkinci Dünya Savaşı dönemi ve sonrasıyla biraz alakalı. Yine Kırgız tarihi içerikli olarak. Kendinize katılır mısınız? Nereden katılıyorsunuz? Özür dilerim bu arada. Mehmet Emre Cenyük, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Stalin represiyası dönemi ve sonrası dönemiyle ilgili bir, dediğim gibi, sorum olacak. Bildiğiniz üzere Cengiz Aytmatov'un 1963 yılında kaleme aldığı Toprak Ana
adlı roman. Yine aynı süre zarfları boyunca yani 20. yüzyılı kapsayan Gün Olur Asra Bedel adlı her iki romanında bahsettiğiniz gibi kolhozluk ve kolhozluğun getirdiği süre zarfı boyunca Kırgız halkının ve Orta Asya'daki cumhuriyetlerinde yaşayan Türk halklarının yaşadığı sıkıntılar içerik olarak romanda bahsediliyor. Benim merak ettiğim konulardan evveli şu. Yani böyle bir içerik ve konu, Stalin'in 1953 yılında ölümüyle aşağı yukarı yazılış tarihinin arasında 10 yıl var. 1953-1963. Yani bu bir dönemine denk gelebilir muhtemelen. Böyle bir dönemde, böyle bir Sovyet rejiminin baskıcı ve zorbacı içeriğini Aytmatov nasıl kaleme alabildi? Yani buna Sovyet rejimleri, aynı zamanda Sovyet yetkilileri buna nasıl izin verebildi? İlk sorum bu. Bir ikinci sorum ise bu İkinci Dünya Savaşı döneminde özellikle bildiğiniz üzere Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin birçoğunda da olan mesela atıyorum Kırgız halk edebiyatı içerikleri İkinci Dünya Savaşı döneminde askerleri, orduyu ve Sovyet ordusunu moral ve motivasyon getirmek için tekrardan farklı varyantlar şeklinde değerlendi. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Söz verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim sorularınız için. Şimdi ilk sorunuzda şu çok önemli. Stalin 1953'te öldü. Ama o zamana kadar Stalin'in ülkedeki imaj çok farklı. Stalin eşittir baba gibi. Hani bütün çocukların, bütün insanların babası gözüyle bakılıyor. Hatta mesela o Stalin ölümünde şeyi de söylesem iyi olacak. Bu Atabeyt'i biliyorsunuz. Kırgızistan'da Atabeyt'in bulunduğu, Cengiz Aytmatov'un babasının da içinde bulunduğu aydınların. Atabeyt'i bulan, gösteren Bübürak Hanım var. Bübürak Kıdıraliyeva. Onunla defalarca görüştük. Hatta Bübürak Hanım bir anlattığı var. İşte bir erkek kardeşi var. 1953 yıl Stalin ölmüş, öyle anlatıyor. Kardeşim diyor eve ağlayarak girdi. Babam öldü diyor. Babam öldü. Babaların öldüğünü sanıyor. Meğerse hani düşünülen orada okulda babanız öldü deyince o Stalin'miş. Hani Stalin böyle bir rolü var. Bütün herkesin babası gibi. Şimdi nasıl oldu da onunla ilgili şeyler yazılabildi, bildi. 1956 tarihi çok önemli. 1956 yılında partinin genel 20. kongresi yapılıyor. Bu kongrede hani destalinizasyon dediğimiz sürecin başladığı. Burada Hruşçov'un konuşması ve ilk olarak burada Stalin döneminde şahsiyet kültü yaşandığı, tek adam kültü yaşandığı ve onun politikasındaki ne gibi yanlışların yaşandığı. İlk olarak dile getirildiği tarih bu çok önemli. 1956 destalinizasyon başlaması. Hatta bu öyle bir yankı yaratıyor ki yani ülkede çok güvendiğiniz, son derece sizin için önemli olan bir insanla ilgili böyle şeylerin duyulması aslında bazı insanlarda travma bile yaratıyor. Yani o kadar ki hatta ülkede bu travmaya bağlı olarak intiharlar görünmüş, yer almış buna benzer şeyler. Çünkü çok güvendiği her şeyin o zamana kadar bunu kitle iletişim araçları da vesilesiyle, vasıtasıyla bu şekilde bir imaj yaratıyorsunuz. Ve savaşı kazanma, zafere ulaşmada da bu insan çok önemli derken bir anda ölümünden 3 yıl sonra bu insan yanlışlar yapmıştı. Onun şöyle şöyle dönemde yanlışlar oldu ve işte tek adam kültü yaşandı denmesi ülkede çok büyük travma yaratmıştır. Evet, bu sizin dediğiniz ilk soruda bu 1956 çok önemli. Bundan sonrasında artık yavaş yavaş biraz Stalin'le ilgili şeyler yer almaya başlıyor. Diğer ikinci soruda da İkinci Dünya Savaşı'nın Kırgız edebiyatına yansıması konusu. İkinci Dünya Savaşı o zamanki izin verilen konulardan bir tanesi olduğu için, çünkü biliyorsunuz sansür çok önemli. Sansür neredeyse Sovyetler Birliği'nin kurulmasına itibaren olan kurum. Neredeyse hemen sonrasında ve çeşitli isimler değişiyor ama sansür kurulu her zaman çalışıyor. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı izin verilen, motive edilen, hani yayınlanmasından emin olabileceğiniz konulardan bir tanesi gibi. Bir tek Aytmatov'un çalışmalarında bazen hani savaş sırasında farklı, yani düşünülenden farklı olaylar da olabiliyor gibi. Bu mesela Kırgızistan'da çok tartışılan, daha doğrusu o zamanlar bayağı eleştirilmiş, işte yasak aşması olabilir. Hani çok ideal bir şekilde gösterilmesi gerekirken farklı yönlerde de yer alması, farklı açılardan da yer alması gibi.
Fakat işte o da Aytmatov'un kaleminin kuvvetli olması, bunu bu şekilde, güzel bir şekilde ortaya koyabilmesi. Ama genel olarak evet, sorunuz, ikinci sorunuz sanırım hani nasıl tam olarak ikinci soruyu aslında moral ve motivasyon diye not almışım ama bilmiyorum sorunuzu tam olarak cevaplayabildim mi? Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Teşekkür ederiz. Almas Bey, sizin de sorunuz var galiba. Rahayır bugün. Gülcan Alkan'ım, bayan namazına kabul rahmet. Kazakça sorak koysam düşünüyorsunuzdur bu ya? Ya ya. Ya, benim de bundan da bir üç sırağım var. Kazak-Kırgız siyasi baylanıştarın tarihi 19-cu asırda, 18-cu asırda Aytkul Makayeva degen kişi zerttedi. Өкүнүчкө орай, азыр Казакстан менен Кыргызстан 20-чы гасырдагы саясий байланыш, жалпы маданий байланыштардын тарыхын зерттеп жаткан Кыргызстанда мисалы зерттеүчүлөр барбы? Ол биринчи сурак. Экинчи сурак, ашаршылык жылдары Казакстандан Кыргызстанга көп боскундар качты да. Вот солардын тарыхын зерттеген адамдар барбы? Статистикасы, мисалы олардын жагдайы, мисалы олардын эстеликтери. Ол экинчи сурак. Жана үчүнчү сурак, 1986 жылы Казакстанда, Алматыда 90 окуялары болду. Вот солар Кыргызстанга кандай саясий ыкпал болду жалпы кыргыз халкына жана алардын тарыхый жадысына калай сакталынды? Сону соосундайга тактар катысы зерттөөлөр барбы? Рахмет. Көп рахмет сурактарыңыз үчүн. Казак-кыргыз саясий жана маданий байланыштары тууралуу Кыргызстанда профессор Дөөлетбек Сапаралиевтің кейбір еңбектері бар. Ташманбек Кеменсариевтің еңбектері бар. Жалпы бірақ жаңа ашаршылықта сіз айтқандай, босқындар келген, қазақтардан келген, бірақ бұл мәселе өте көп көтерілді деп айта алмаймын. Сонымен қатар, өзіңіз де білетіндей, сол кезде Қазақстаннан барғандарда, кейін Қырғызстанда орнығып қалғандар да бар. Сол жерде орнығып кейбір ауылдарда қазақтар тұратын ауылдар да бар. Бірақ жалпы сол кезде қазақтар мен өзім кездескенде бұл мәселені өте көп көтергілері келмеді. Өте көп сондай айтқылары келмеді. Бірақ та бұл мұны бәрі біледі сол кезде келгендерін, сол кезде орныққандарын, бірақ бұл жалпы зерттелу керек, өте көп зерттелді деп айта алмаймын. Ал мына үшінші сұрағыңыз бойынша 86-шы жылғы Алматыда 90 оқиғалар болған кезде біз бұл ауызша ауызекі тарих сұраған кезде бізге бір профессор, қазір ол кісі де енді жарықтық болып кетті, Ишенбай Абдыразақов осылай айтқан еді. Кыргызстанда жастар мұны естіген кезде жиналып, біз дағы осы қозғалысқа көмектесуге барамыз деп жиналды деді. Сосын олар жолға шыққан. Бірақ жолға шыққанмен олар жолда тоқтатылған және кері қайтарылған. Мысалы, бұл Қазақстанда бұл не осы оқиға біліне ме? Осылай Кыргызстаннан да біз көмекке келеміз деп жиналып келе жатқан кезде олар жолдан кері қайтарылған деген информация. Сондай-ақ бұл осында көрсете алады, демек ки Кыргызстанға да бұның ықпалы болған, бұның әсері болған Кыргызстанға да. Өйткені біз жаңа қазақ туғандарымызға, туысқандарымызға, бауырларымызға көмектесеміз деп жолға шыққандары шынымен де өте қызық информация болған еді. Бен бұрай біраз түркше анлатайын ма? Olabilir hocam. Olabilir. Yani özet olarak anladık çok. Yani özet ben anladık dersen de anlamayanlar olabilir tabii. Evet, Kazak-Kırgız ilişkileriyle ilgili biraz bahsettik ve Kazakistan'da da açlık yıllarında, kıtlık yıllarında Kazakistan'dan çok sayıda insan Kırgız topraklarına, Kırgızistan'a doğru gidenler de oluyor. Oradan daha sonra yerleşmiş olan şu anda ise Kırgızistan'da yaşayan Kazaklar var, köyler var. Onların çoğu özellikle açlık zamanında gitmiş olanlar. Bununla ilgili aslında çok ciddi çalışmalar yok açıkçası. Bir de Almas Bey'in bir diğer soru 1986 Jeltoksan olayları ile ilgiliydi. Bu çok ilginç. Sözlü tarih verileri sırasında mesela şu söylendi. Biz Almatı'da böyle bir olay olduğu zaman 1986'da bunu duyduğumuz zaman Kırgızlar toplanarak yardım edeceğiz diye yola çıktı
Kırgız gençleri ve yoldan yollar kapatılmıştı, geri döndü şeklinde. Bu yine sözlü tarih verileri konuşmaları bu projesi sırasında söylendi. Bence çok önemli bir bilgi, önemli bir veri. Çünkü başlı başına bu çok önemli bir olay. 90 Aralık olayları ve bunun da Kırgızistan'da bu şekilde etki yaratması ve biz Kazak kardeşlerimize yardımcı olacağız, destek olacağız diye yola çıkmaları ama yollar kapatılmış olduğu için döndürülmüş olmaları oldukça önemli bir bilgiydi. Evet, gerçekten hocam bu bilgilerin pek çoğunu herhalde klasik yazılı kitaplardan elde edemeyiz diye düşünüyorum. Hocam benim eğer başka bir soru şimdilik şu an itibariyle yoksa yine söz verebiliriz tabii. Aklıma gelen bir soru şu oldu. Yani ülkeler arasında hocam Sovyetler döneminde yaşanan büyük bir farklılık var mı? Yani görebildiğimiz Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Ukrayna'da benzer süreçlerden geçmiş gibi gözüküyor. Yani en batıdan en doğuya kadar. Yani bunların arasında bir ayrım yani veyahut başka bir farklılık var mı gözlemlediğiniz? Onu merak ettim. Farklılık çok, belki ufak tefek farklılıklar, onun dışında genel hatlarıyla birbirine benzer zaten. Bizim görüşmecilerimizin de söylediği şey şuydu, yani eskiden bu ülkeler arasındaki sınır önemli değildi, biz rahatça dolaşabiliyorduk, Sovyetler Birliği içerisinde tabii dışarıya mümkün değil. Ama belki ufak tefek bazı farklarda merkezden bölünmüş olan ekonomik, yani pastadaki payın farkı olabilir ancak. Onunla ilgili, buna bağlı olarak Kırgızistan'da da işte Bişkek'in kurulması, sonraki işte daha doğrusu şehir olarak bugünkü halini alması, o zamanki şeylerde tabii Kırgızistan'da Turdakul-Subaliyev dönemi oldukça önemli. Yaklaşık 25 yıl kadar, çeyrek asır kadar Turdakul-Subaliyev başta kalıyor. Kazakistan'da nasıl Dinmuhammed Konayev dönemi ise ikisi birbirine benzer dönemlerde ve benzer şeyler görüyoruz. Genel anlamıyla yani çok benzemekle birlikte ufak tefek bazı hani ufak tefek farklar olduğu söylenebilir ve dediğim gibi bu da hani gelen şeye bağlı, yüzdeye bağlı. Yani mesela bu anlamda belki Özbekistan'da mesela metronun yapılmış olması diğerlerinden farklı olan hususlardan evet. Bir tanesi. Onun dışında Kazakistan'da, Kırgızistan'da çok benzer süreçleri görmek mümkün. Yani hocam Yugoslavya aklıma geldi. Yani her ne kadar mutlak komünizm ve sosyalizm idaresi olmasa da yani Yugoslavya Sovyetler Birliği karşılaştırmasında yani Yugoslavya'da işte Slovenya'nın özellikle yani kayrıldığı diyebiliriz. Hırvatistan'ın da benzer şekilde. Ama buna karşılık yani Sırbistan ve diğer bölgelerin görece daha geri kaldığı ama onların da ellerinde Yugoslavya tam dağılırken askeri silahların büyük oranda kalması şeklinde bir böyle farklı şey diyebiliriz, iç bölümü diyebileceğimiz bir şey olmuştu. Yani Slovenya 2004 yılındaki şeyde de hemen ilk Euro'ya geçen ülkelerden oldu, Doğu Blok ülkelerinden oldu. Bu derece bir fark Sovyetler Birliği'nde yok anladığım kadarıyla. Yani Belarus'a baktığımızda da gelişmişlik seviyesi Kazakistan'la yani Kırgızistan'la tabii ki muhakkak arada farklar var. Petrol ve diğer doğal kaynaklar nedeniyle özellikle bağımsızlık sonrasında. Ama bağımsızlığa kadar daha herhalde benzer süreçler, politik anlamda da benzer süreçler cereyan etmiş gibi gözüküyor. Evet, politik anlamda aynı ama ekonomik anlamda çok ufak değişikliklerle birlikte, farklarla birlikte genel anlamıyla ama tabii ki çok benzerlikler görmek mümkün. Evet, izleyicilerimizden başka sorular var mı? Sorular, görüşler. Bizim enstitüdeki arkadaşlarımızdan. Evet, ilgi çekici bir konu çünkü. Sanırım yok gibi gözüküyor. Hocam gayet bence dolu dolu güzel geçti. Biz çok teşekkür ediyoruz size tekraren. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Adeta böyle hocam bize bir mücevher saçtınız. Çok çünkü yani daha da derinlemesine insan merak ediyor bu konuları. Aslında televizyon kanallarımızın da belki yakın gelecekte onlar da bu konularla ilgileniyorlardır muhakkak. İlgilenmişlerdir de. Tekrar belki bu programdan sonra da sizle temasa geçerek
yeni verileri, yeni elde ettiğiniz bulguları bize de yansıtma, daha da ayrıntılı olarak ve de diyeniş kamuoyuna tabii yansıtma fırsatı bulurlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Avrasya Araştırma ben de size bu fırsatı yarattığınız için biraz da daha çok evet yaşanmış tarih, yaşayanların gözünden yaşanmış tarihi aktarabildiysek ne mutlu bize. Size tekrar çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bir diğer inşallah webinarda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.